22'lik büyük arkana kartları evrendeki sembolleri içermektedir. Yapılacak yorum kartların dizilişlerine bağlı olarak değişir. Bugün bu konudan bahsedeceğiz. Büyük arkanadaki bu 22 kart da astroloji ve simya ile ilgilidir. Marta? Onu gördüğümde kötülük hissetmedim. Peki ondan etkilenmiş miydin? Ondan hoşlanmış mıydın? Bilmem. Belki biraz. Belki de mantığım etkilendiğinden kötülüğü hissedemedim. Neden onun tarot falına bakmak için ısrar ettiğimi bilmiyorum. Kimsenin geleceği görebileceğine inanmadığını söyledi. Senin bu yeteneğine inanmaması seni nasıl hissettirdi? Bu çok normal. Yakın gelecekte başına nelerin geleceğini bilmekten korkmak normal bir şeydir. Kartları sana neler söyledi? Kartlar arasındaki en güçlü kart aşıklar kartıdır. Açtığım kartlar bizden söz ediyor sanmıştım. Çünkü aramızda güçlü bir bağ olduğunu hissetmiştim. Beni burada beklemek zorunda değildin.
Sizce artık taburcu olabilir mi yani? Açıkçası bence ya şimdi olur ya da asla. Tekrarlama tehlikesi olsa da gerçeklerle yüzleşmek ona iyi gelecektir. Evine dönsün. Eğer burada kalırsa kabuğunun içinde saklanmaya devam eder. Bu da agorafobisini tetikler. Evine gitmek istemediğine emin misin? Evet. Nerede oturduğumu kesin biliyordur. O artık hapiste. Yeterince gergin olmalı ki çalışsın. Yoksa sesimi duyamazsın. Hı? Anne. O sesler beni rahat bırakmıyor. Ne diyorlar? Onları yalnız bırakmamamı. Yardım etmemi. Sakın korkma tatlım. Senin gibi bu özel yeteneğe sahip başka insanlar da var. Kayıp ruhları hissedip onları duyan insanlar var. Onların huzur bulmasını sağlayabilirsin. Ama anlayamıyorum. Neden onları göremiyorum? Herkes her şeyi göremez. Hayır, kalkabilirim. Daire çok güzel ısınıyor. Merak etme, daha yeni temizlik yapıldı. Eşyalı olması da iyi oldu. Kirası ne kadar? Boş ver, sen onu merak etme. Teşekkür ederim Monika. Yatak kocaman. Ama televizyon yok. Ben televizyon izlemem zaten. Affedersin, bu telefona bakmam gerekiyor da. Beğendin mi? Çok şirin değil mi? İyi ışık alması hoşuma gitti. Bırak kapalı kalsın. Bunlar ne?
Dükkanından kurtarmayı başarabildiğim şeylerin hepsi burada. Yak gitsin. Ne demek yak gitsin? Sana yak dedim. Bunu yapamam. O dükkan senin her şeyindi. Artık değil. Peki ya tarot yorumların? Sen çok yeteneklisin. İnsanların hayatlarını nasıl değiştirdiğini gördüm. O kadar yetenekliysen bana neler olacağını neden göremedim? Neden ha? Neden göremedim? Herkes her şeyi göremez. Ne kadar aptalmışım. Çok aptalmışım. Dokunma bana. Morel'in buluşu. Adolfo Bioy Casares. Yaramaz.
Manika, öyle davrandığım için özür dilerim. Sorun değil. Ben sadece senin iyi olmanı ve düzelmeni istiyorum. Evet, ben de öyle. Her şeyden korkar oldum. Hep bir şeyler hissediyorum ama artık hissetmek istemiyorum. Buraya gelmek ister misin? Hayır. Bir şey soracağım. İçinde kıyafetler falan olan bir kutu buldum. Sen şu köpekli kızı tanıyor musun? Hangi kızı? Benden önceki kiracı. Önceki mi? Bilmem. İstersen amcama sorarım. Ama Marta, dinleneceksin diye konuşmuştuk. Evet, tamam. Nerede? Nerede o? Nerede? Oyun oynuyor. Nerede o? Nerede? Nerede o? Nerede? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nasılsın? Neyin var? Hiç. Emin misin? Evet. Hadi anlat. Hayır. Hadi. Evde kimse yok mu? Aç kapıyı. Aç dedim. Konuşmak istiyorum. Aç kapıyı. Beni duyduğunu biliyorum. Aç kapıyı. Aç kapıyı, sadece konuşmak istiyorum dedim. İyi be. Aç mısın? Yemek yapayım mı? Öyle mi? Emin misin? Sana eski laptopumu getirdim. Oyalanacak bir şeyin olsun. Ama eve internet bağlatmak gerek. Tamamdır. Şifresi olmayan bir ağ buldum. Mario Sorts.
Mario Saltz ben kimseye tecavüz etmedim dedi. Mario Saltz'un nişanlısı düğünü iptal etti. Mario Saltz serbest bırakıldı. Vahşi tecavüz. İspanyol falcı tecavüze uğradı. Mario Saltz ve Fernando de la Mora'nın düğünü iptal oldu. Mario Saltz'un nişanlısı düğüne 2 hafta kala nişanı bozdu. Mario Saltz Oca'da hayatımı mahvetti dedi. Mario Saltz'un davası. Mario Saltz'un davası ertelendi. Mario Saltz ben kimseye tecavüz etmedim dedi. Tecavüzle suçlanan mimarın salıverilmesi onaylandı. Yetkililer suçsuz olduğuna kanaat getirdi. Mario Saltz serbest bırakıldı. Polis sözde tecavüzcüyü serbest bıraktı. Mario Saltz artık özgür. İyi misin? Bana yalan söyledin. Nasıl yani? Biliyordum. O hapse girmedi demek. Ama tutuklanmıştı. Dur. Marta tamam, beni dinle. Hiçbir şey olmadı. Biliyordum zaten. Bekle. Bekle dinle beni. Biliyordum. Marta. 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 Marta sadece seni korumak istedim. O kadar. Lütfen kapıyı aç. Sakin olun. Mario lütfen şu anda dışarıda. Bize daha fazla bilgi gerekli. Nerede olduğunuzu bize söyleyin. Hanımefendi, bu durumda hiçbir şey yapamayız. Alo, duyuyor musunuz?
güvenlik sistemleri. Bayan Velez mi? Vermiş olduğunuz siparişleri getirdim hanımefendi. Kapının önüne bırakın lütfen. Emin misiniz? Evet, oraya bırakın lütfen. Vermiş olduğunuz siparişlerin hepsini getirdik ama bir tane koli kaybolmuş. 1-2 gün içinde bulup getireceğiz. Neyin var böyle? İstediğin oldu işte. Bırak ne oldu şimdi? Bırak. Bırak beni. Bir daha buraya gelip olay çıkartamayacaksın. Anladın mı beni? Geber. Gözetlersen ölürsün. Beni anladın mı? Ölürsün.
Merhaba. Girsene. Merhaba. Sana havuçlu kek getirdim. Bu kablolar ne için? Kamera kurdum. Birkaç tane. Orada var, bir de burada. Niye camları böyle kapattın? Neler oldu? Mario'yu gördüm. Mario mu? Caddede durmuş, bana bakıyordu. Caddede miydi? Hı hı. Marta. Yemin ederim sana inanıyorum. Doğrudur. Karşıda oturan kadın beni korkutuyor. Dün bağırıp çağırıp neredeyse kapımı kıracaktı. Olamaz, galiba deliriyorum ben. Marta. İlaçlarını içiyor musun? Evet, evet. Kanaviçe yapıyorum. Efendim? Kanaviçe. İnsanı rahatlatıyormuş diye okudum da. Ama bende işe yaramıyor. Ben hallederim.
Bana bir iyilik yapar mısın? Tabii ki. Amcana daha önce burada oturan kızı sorar mısın lütfen? Neden? Bir şey mi oldu? Sanırım o bu evde öldü. Neden böyle düşündün? Sanırım onu gördüm. Ne dedin? Hayal mi gördün? Anlatması zor ama onun banyodaki küvette onarca öldürüldüğünü hissettim. Marta ne desem bilemedim. Onu gördüğüne emin misin? Olanlar yüzünden çok gerildim. Onu gördüm diyorum. Victoria apartmanında bir kadın intihara teşebbüs etti. Yaramaz köpekçik. Marla, ben yaramaz değilim. Victoria apartmanında cinayet. Milletvekili Almaguer'in cinayeti çözüldü. Victoria apartmanında bir kadın öldüresiye bıçaklandı. Komşusu çok saldırgan biri. Christina Ballesteros'un ölümünün intihar olmadığı kanıtlandı. Komşusundan şüpheleniliyor. Yetkililer komşusunun intikam almış olmasından şüpheleniyor. Victoria apartmanı katili.
Kim var orada? Kim var orada? Bayan Velez. Günaydın Bayan Velez. Eksik olan kutuyu getirdim.
Ne gelirse meraktan gelirmiş. Seni uyarmıştım. Seni uyarmıştım, değil mi? Hayır, bırak beni gireyim. Bunu hatırladın mı? Senin mi bu? Bu senin mi? Bunu nerede buldum söyleyeyim mi? Yerde duruyordu. Bunu görünce aklıma neler geldi biliyor musun? Ha? Söylesene. Bu resmen kadın kokuyor. Thank you.
feci şekilde can vermiş olmalı. Komşu kadın mı onu öldürmüş? Yapma ama Marta. Eğer orada biri ölmüş olsaydı bunu bilirdim. İstersen başka bir yer bakabilirim. Yok, hayır. Kıza yardım edeceğim. Ne? Marta, hani bu işleri bırakmıştın sen? Henüz iyileşmedin. Şu an kafan allak bullak. Dinle. Bazı şeylere ihtiyacım olacak. Marta, ne gerekiyor? Mor ve yeşil mum. Sandal ağacı ve lavanta tütsüsü. Ve söğüt ağacı kabuğu. Tamam, getiririm ama ben de orada olacağım. Şu an bunun sana pek faydası olmayacak. Daha önce hiç böyle olmamıştı. Gördüğüm şeyleri anlamlandıramıyorum. Senin gibi bu özel yeteneğe sahip başka insanlar da var canım. Kayıp ruhları hissedip onları duyan insanlar var.
Huzur bulmak isteyen, acı çeken ruhları duyanlar. Onu neden göremiyorum? Çocuk, kayıp kadının gizeminin çözülmesine yardım etti. Medyum polisi uyardı. Medyum Neolia Barrios davasını çözdü. Medyum çocuk, kaçırılma davasını çözdü. Bir cinayet davasında polis, medyumun yardımını istedi. Sana. Ines Hernandez kardeşini öldürmekten suçlu bulundu. Monica, İnan bana, sürekli o kızı görüyorum. Her tarafı kanlar içinde, bu evde. Ve bence bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bence beni uyarmaya çalışıyor. Hangi konuda uyarıyor? O kadın konusunda. Monica, o kadın tam anlamıyla deli. Elinde bıçakla beni tehdit etti. O zaman neden sen de hemen polis çağırmadın? Polisi mi dedin? Niçin? Polisi arayıp Mario'yu sokakta gördüğümü söyledim ama beni dinlemediler. Deli olduğumu düşündüler. Onu yine mi gördün? O günden sonra hayır. Ne gördüğümü biliyorum. Biliyorum işte. Marta, doktorunu aramaya ne dersin? Sana ne gördüğümü söyledim.
ne çıktı? Kartlarda vahşi bir ölümden bahsediyor. Çok kötü biri çıktı. Ve adaletin yerini bulması gerektiği.
Monica arıyor. Bir cevapsız arama. Marta, cevap ver. Orada öldüğünü söylediğin şu köpeği olan kızı amcama sordum. Bana onun hayatta olduğunu ve Guadalajara'ya taşındığını söyledi. Ayrıca dairenin de aylardır boş olduğunu söyledi. Bulamayacağım mı sandın yoksa? Düğünümü mahvettiğini biliyorsun değil mi? Seni at diye pislik seni. Seni akıl hastanesinden beri takip ediyorum. Doktorun seni nerede bulabileceğimi söyledi. Stop!
O benmiş. Sen iyi misin? O benmiş. Ne? O benmiş. Hiç beklemiyordun değil mi? Heh. Hiç beklemiyordun değil mi? Peki ben onu neden göremiyorum? O da öldü sonuçta. Senin gibi bu özel yeteneğe sahip başka insanlar da var. Kayıp ruhları hissedip onları duyan insanlar var. Huzur bulmak isteyen ruhları duyanlar. Herkes her şeyi göremez. Portlak. Nerede o? Nerede o? Nerede o?